Dijital Eczacılık Zirvesi düzenleme kurulunda davetleri için teşekkür ederiz. Bu oturumda eczanelerimizde danışanlarımıza sunduğumuz takviye edici gıda ve bitkisel destek ürünlerinin üretim şartları, denetim prosedürü, eczane dışı satış kanallarındaki sahte ürünlerin halk sağlığı üzerinde oluşturduğu tehdit ve önlenmesi için alınacak önlemlerden bahsedeceğiz. Bu konuyu tartışmak üzere sevgili Oğuzhan Koyuncu, kısa bir tanıtım yapmak isterim. Sevgili Oğuzhan Koyuncu, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ve sevgili Eczacı Hümeyra Leçin, Etkin Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ben Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz sizlerle birlikte güncel sorunlarımızı çözüm aramak üzere, tartışmak üzere bir aradayız. Sizlerden konuyla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Sevgili Oğuzhan Bey'i burada bulmuşken lütfen yoğun bir şekilde sorularınızı iletin. Bize vasıta olup kendisiyle bu konuyu tartışma fırsatını en iyi şekilde değerlendirelim, en iyi şekilde kullanalım. Oğuzhan Bey, ilk önce soru cevap olarak gideceğim. İlk önce size söz vermek ve ilk soruyu size sormak isterim. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve takviye edici gıda tanımının farkı nedir? Gıdanın farkı nedir? Takviye edici gıdalara karşı Sağlık Bakanlığı'nın görüşü nedir? Evet, herkes tekrar saygılarımla selamlıyorum. Biz İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak aslında bir eczacı kurumuyuz. Böyle de anılmak isteriz. Kamuda eczacılar tarafından kurum denildiğinde Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun aklına gelmesini isteriz. Çünkü burada bir hayli kalabalığız ve çok önemli işler yapıyoruz. Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir denetleyici, düzenleyici kuruluş. Görev alanına giren bir sürü ürün grubu var. İlaçlar, tıbbi cihazlar, bizim özel tıbbi amaçlı gıdalar, yine biyosiderler. Bunlar bizim piyasalarında düzenlediğimiz ürün grupları. Benim başkanlığı yaptığım daire ise bitkisel ve destek ürünler dairesi ve bazı ürün gruplarına ilişkin sorumluluklar da bizim dairemizde. Bunlardan birisi de geleneksel bitkisel tıbbi ürünler. Bunların yanında özel tıbbi amaçlı gıdalara ilişkin yine ruhsatlandırma süreçleri dairemizde yürütülüyor. Mevzuatı bir hayli yeni olan homeopatik tıbbi ürünler, bunlara ilişkin ruhsatlandırma süreci yine dairemizde yürütülüyor. Son olarak da her ne kadar piyasaya arz süreci Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen takviye edici gıdalar bir ayağı orada olsa da bu ürünlerde kullanılabilecek sağlık beyanlarına ilişkin düzenlemelerde, izin ve onaylarda tarafımızda yürütülüyor. Bu sebeple bakanlık içerisinde, Sağlık Bakanlığı içerisinde, yeni kurum içerisinde Tarım Bakanlığı'yla en çok teması olan, bunun doğası gereği de takviyeci gıdalarla en ilgili daireyiz. Şimdi bizim sorumluluğumuz altındaki geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere baktığımızda bunlar aslında ilaçlar. İlaç da aynı statik ürün grupları. Her şeyleriyle ilaç standartlarında olması gerekiyor. Bir GMP sertifikasına sahip bir tesiste üretilmesi gerekiyor. Kalitesini çeşitli verilerle kanıtlamış olması gerekiyor. Ve bununla beraber de etkililiğini, güvenliğini diğer ilaçlardan farklı olarak göstermiş olması gerekiyor. Buradaki farklılık şu, aslında geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ürün diye bir ürün grubunun oluşturulmasının altında yatan mantıksa şu, halk arasında geleneksel kullanımı olan bitkilerin bir şekilde standartize, işte kaliteli, iyi üretim yerlerinde üretilmiş bir halde piyasaya arzının sağlanması. Bu amaçla oluşturulmuş bir piyasaya arz süreci yolu. Biz de geleneksel kullanım olan bitkileri bu şekilde ruhsatlandırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 40 tane ürüne ruhsat verilmiş durumda. Tabii buradaki bu ürün grubunun doğal rakibi ise takviyeci gıdalar. Çünkü takviyeci gıdalar da bitkisel içerikte olabiliyor.
Aradaki farka baktığımızda ise tabii ki bir ilaç gerekliliklerine sahip bir geleneksel bitkisel tıbbi ürün, bizim GBTÜ diye kısalttığımız ürün grubu var. Diğer tarafta ise gıda standartlarındaki bir ürün grubu olan takviyeci gıdalar var. Yine geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ilaç oldukları için doğası gereği bir endikasyonları var. Ama bitkisel içerikli takviyeci gıdaların bu açıdan herhangi bir yönlendirmeye sahip değiller. Bir şeyden bahsetmiştim sağlık beyanlarında. Sağlık beyanları da kısaca şu: bir gıdanın bir kanıtlanmış bir sağlık etkisi var ise vatandaşları yönlendirmek amacıyla bu gıdaların ambalajında, etiketinde, işte reklamında, tanıtımında bu ifadeleri kullanabilmesi. Bir örnek vererek daha iyi açıklarım. İşte örneğin C vitamini içeren bir ürün C vitamini bağışıklığı destekler ifadesini kullanabilir. Bu takviyeci gıda için de geçerli. Normalde bunun dışındaki gıdalar için de geçerli. Bu şu açıdan çok önemli: bir takviyeci gıda, özellikle de eczane dışında bir takviyeci gıdaya ulaşıldığında, bu takviyeci gıda ile kullanıcı baş başa kalıyor. Bunu ne için kullanacağını, nasıl kullanacağını noktasında ciddi belirsizlikler var. Bunu çeşitli yollarla bu bilgiyi edinmeye çalışıyor. Bizim buradaki aldığımız rol ise böyle bir belirsizliği ortadan kaldırmak. Eğer bu takviyeci gıdada gıdanın bileşenleri açısından kanıtlanmış bir sağlık etkisi var ise bunu en anlaşılır, herkesin anlayacağı bir dilde ve ürünün bahsettiğim üzere işte etiketinde, reklamında ve tanıtımında kullanabilmesini sağlamak. Buradaki çalışma tamamen Avrupa'daki çalışmayla paralel bir şekilde ilerliyor. Ve yaklaşık bu şekilde kanıtlanmış 200'ün üzerindeki ifadenin takviyeci gıdalar dahil gıdalarda kullanılmasına imkan sağlamış bulunmaktayız. Bizim Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak takviyeci gıda piyasaya arzındaki rolümüz kanuni yetki olarak bununla sınırlı. Teşekkür ederiz. O zaman ilk soruyu hepimiz cevaplamak üzere soracağım. Bitkisel destek ürünleri, takviye edici gıdaların üretimleri Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde gelişmekte. Bu konuda içerisinde etken madde, dozlama gibi kontroller hepsi Tarım Bakanlığı'nda. Üretim sırasında kalite kontrol ve üretim sonrasında satış öncesinde ürünün gerekli denetim ve onaylardan, kontrollerden geçmesi konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bildiğimiz üzere takviye edici gıdalar ruhsatlandırma aşamasında bir onay alıyorlar ve sonrasında üretim ve sonrasında halka değişik satış kanalları, eczane ve diğer kanallardan ulaşıyorlar. Ancak biz eczanelerimizde bize gelen ürünlerde sorulan istenen gıda takviyelerinde firmaları incelediğimiz zaman, gelen firmaların üretim şartlarını sorguladığımız zaman aradığımız cevapları bulamıyoruz. Hangi koşullarda üretildiği, onların belli denetim firmaları tarafından kontrol altında olup olmadığını, bir GMP standardında mı üretim yapıyor, nasıl şartta üretim yaptığı cevaplarını alamıyoruz ve bunun bize bir standartizasyonu yok geldiklerinde. Bu konudaki düşüncelerinizi almak isterim. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmem gerekir: takviye edici gıdaya ilişkin regülasyonlara baktığımız, yani düzenlemelere baktığımızda tüm dünyadaki, Türkiye özgü bir süreç yürütülüyor. Bu aslında olumlu anlamda bir şey söylemek istiyorum. Şöyle ki, Amerika örneği takviyeci gıdalar açısından Türkiye'ye kıyasla çok daha kaotik bir süreç var orada. Avrupa'ya baktığımızda ise Türkiye'deki gibi bir ürün piyasaya arzı öncesi bir onay süreci yürütülmüyor. Bu sadece ülkemiz gerekliliklerine göre Tarım Bakanlığı tarafından yürürlüğe konmuş. Bana göre de yerinde bir uygulama. Tabii genel olarak hani şu eleştiri yapılır: ülkemizde mevzuatlar var ama bunların uygulaması noktasındaki yerimiz ne? Burada da şu anki takviye edici
takviyecilere ilişkin algıdan baktığımızda bazı şeylerin tam olmadığını söylemek mümkün. Öncelikle ben bir eczacı olarak konuya baktığımda ilaç formunda ama ilaç olmayan ürünlerin ilaçlara göre bir hayli serbest bir şekilde çok daha kolaylaştırılmış, basitleştirilmiş bir şekilde piyasaya arzından tabii ki memnun değiliz. Sağlık Bakanlığı olarak baktığımızda ise işte biraz önce de bahsettim. Burada belli kriterleri sağlayan ve sağlayamayan da birçok örnek olduğu üzere sağlayan ürünlerin piyasaya arzı bu kadar sıkı kontrolü yapılırken bir taraftan da çok benzer içerikteki ürünlerin piyasaya arz edilmesi bize göre bir hak sağlığı sorunu potansiyeli taşıyor ve biz bunu resmi olarak da ilgili muhataplarına bildiriyoruz. Tabii takviyeci gıdalar en nihayetinde gıda ve bir ilaç olarak ilaç gibi ele alınmasına gerek yok. Ancak mesela bir üretim yeri standardına baktığımızda takviyeci gıdalar gıda standardını taşıyan ve bunun da çoğunluğu hijyen odaklı üretim standartizasyonundan ziyade hijyen odaklı üretim yerleri olduğunu görüyoruz. Bu üretim yerlerinde üretilen ürünler özellikle de ülkemizde üretilen ürünlerde dediğiniz gibi piyasaya arz sonrası piyasa kontrolü çok sınırlı. İthal ürünlerde ise her ithalat aşamasında çeşitli analizler istenerek belirli bir standartizasyon yakalanmış gibi görünüyor. Ama bizim buradaki yapılanları yeterli görmemiz ne yazık ki söz konusu değil. Zaten Tarım Bakanlığı da benzer bir fikirde ve yeni bir yönetmelik yayınladı. Bunun içerisine bir ilaç standardı olarak bildiğimiz iyi üretim uygulamaları, GMP standartlarını gönüllü olarak bir gereklilik olarak sundular. Bunlar önemli gelişmeler ancak yönetmelik henüz taslak seviyesinde. Tabii bizim eczacı olarak çok hakim olduğumuz konularda dolaşıldığı için mesela daha spesifik örnekler de verebilirim. Noktada gördüğümüz, gözlemlediğimiz. Örneğin takviyeci gıdalarda bir raf ömrü konusu var. Genellikle çok uzun sürelere sahip raf ömürleri olan takviyeci gıdalarla karşılaşıyoruz. 3 yıl, 2 yıl. Ancak görev alanım doğrultusunda gıdalar ve vitaminlerin ne kadar stabil kaldıklarına ilişkinde bir bilgi bizde mevcut. Örnek vermek istiyorum işte. A vitamininin stabil kaldığı süre bizim baktığımız ürünlerde 9 ayın sonrasında sorun yaşanmaya başlıyor. Ama A vitamini içeren bir kompleks A vitamini vitamin kombinasyonu içeren ve içerisinde A vitamini olan bir takviyeci gıdaya baktığımızda çok daha uzun raf ömürlerine karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada örneğin bir stabilite çalışması, bu raf ömürleri belirlemek için bir stabilite çalışması gerekliliği çok yerinde olacaktır. Ne bahsettiğim üzere üretim yerleri açısından bir standartizasyon, hijyen standartlarından ziyade valide edilmiş yöntemlerle bir üretim prosesinin oturtulması ve standart ürünlerin ortaya çıkarılmasına yönelik gereklilikler ortaya koymak önemli. Yine benzer şekilde bu ürünlerin piyasaya arzından sonraki kontrolleri de çok önemli. Dediğim gibi biz bir düzenleyici otorite olarak şunu da net bir şekilde görüyoruz ki piyasaya çıkmadan önceki yapılan her türlü ruhsat, izin, onay bunun kontrol seviyesi belirli bir yere kadar. Asıl önemli olan piyasaya çıktıktan sonra vatandaşla buluşan ürün üzerinden bir değerlendirme yapmak da. Bu da piyasa kontrolden geçiyor. Piyasa kontrolü Tarım Bakanlığı sorumluluğunda olduğunda ve Tarım Bakanlığı sorumluluğundaki tüm ürün grupları düşündüğümüzde takviyeci gıdaların ve takviyeci gıdalara odaklanabilecek denetçi sayısının, müfettiş sayısının çok sınırlı olduğu yani çok doğal bir şekilde görülebiliyor. Çünkü çok büyük bir alanı düzenlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu noktalardaki eksikliklerden dolayı da sizde de büyük ihtimal var, eczacılarımız da var. Sağlık okuryazarlığı belli bir seviyenin üzerinde olan herkes de takviyeci gıdalara ilişkin bir olumsuz algı var. Teşekkürler. Aynı soruyla ilgili Hümeyra Hanım'ın görüşlerini rica edeceğiz. Ben de öncelikle dijital eczacılık zirvesinin düzenleme konseyine çok teşekkür ediyorum. Etkin Eczacılık Derneği olarak bizi davet ettiler. Siz iki değerli meslektaşımla bu konuyu tartışmak da çok önemli. Bu aslında
Türkiye'de eczacılık alanında toplum sağlığını korumada ne kadar iyi bir farkındalık oluşmuş olduğunu gösteriyor. Sayın Oğuzhan meslektaşım Oğuzhan Bey'in de anlattığından gördüğüm kadarıyla tamamıyla farkındayız içinde bulunduğumuz durumun ve gereklerinin. Konumuz toplum sağlığı olunca bizler tabii toplum sağlığını koruma noktasında birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda en önemli konumda meslek sahibi, sağlık profesyonelleri olarak çok önemli bir konumdayız. Bu noktada halkın sağlığını korumak, öncelemek ve bu noktada da toleransın sıfır noktasında olduğumuz bir yerde olduğunu da altını çizmek istiyorum. Yani konu sağlıksa, hak sağlığıysa toleransımız sıfır olmalı. İşte tabii bu ideal olan şekil. İdeal olan şeklin de ne olduğunu, yani o sıfır tolerans noktasına nasıl geliriz, nasıl olursa sıfır tolerans noktasında oluruz da kısaca açıklamak gerekirse. Oğuzhan Bey de çok açık bir şekilde anlattı. Stabilizasyon, stabilite çalışmalarının özellikle örneğin kapsül formundaysa bu besin takviyesi her bir kapsülde aynı miktarda olduğunu gösteren miktar tayini çalışmalarının içinde bulunduğu mikrobiyolojik kontrollerin yapıldığı ki kontaminasyon çok önemli konulardan bir tanesi. Daha dün bir FIP'nin bir sunumunu izledim. İnanılmaz kontaminasyon faktörleri var üretim süreçlerinde. Bunların yönetimi çok ciddi yatırımlar istiyor. Dolayısıyla firmaların bu farkındalıkla bu yatırımları yapan firmaların desteklenmesi önemli noktada. Bunların desteklendiği, bunların yapıldığı, yani kontaminasyon süreçlerinin doğru yönetildiği, mikrobiyolojik kontrollerin yapıldığı, stabilite standartizasyon çalışmalarının yapıldığı, hatta ve hatta kullanılan suyun o da bir kontaminasyon sebebi olabiliyor. Bir musluk suyuyla bu ürünlerin yapılmamasının mümkün olduğu kalite kontrol süreçlerinin mutlaka içeriğinde olmasını biz arzu ediyoruz. Kısaca BEÇ analiz sertifikasyonuyla ürünlerin bu işte bahsettiğimiz süreçlerin kalite kontrollerinin yapıldığı, denetlendiği süreçlerin içeriklerinin de Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı şekilde özenle titizlikle denetlendiği ve bitmiş ürün onayının da sonunda alınarak hak sağlığı raflarımıza girdiği ve bizim yine idealden bahsediyorum. Sadece ve sadece eczanelerden, eczacı danışmanlığında ve hekim önerisiyle veya hekim önerisiyle halka sunulduğu ideal bir noktaya gelmek istiyoruz biz. Evet, bunun hepimiz farkındayız ve şu anda da burada hep birlikte bunu tartışıyorsak da bu konuda bir çözüm süreci de içindeyiz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Evet, koruyucu sağlıkta biz eczacılar olarak hem danışmanlık hizmetimizle bu ürünlerin halka ulaşmasını istiyoruz hem de süreçlerin sizler tarafından mutlaka kontrol altında tutulmasını istiyoruz. Teşekkürler. Benim de görüşlerim meslektaşlarımla aynı doğrultuda. Bu fırsatı yakalamak çok kıymetli. Eczacı, Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuya hakim ve doğru bir bakış açısıyla halk sağlığına hizmet eden 3 eczacının bunu konuşmasından büyük bir gurur duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu platform bizim için ses getirmesi adına çok kıymetli. Bizler halk sağlığına hizmet eden birinci basamak sağlık kuruluşlarıyız. Burada birinci önceliğimiz halkın sağlığını korumak ve onlara ilaca ulaşabilmelerini sağlamak. Tabii ilacın içerisinde artık takviye edici gıdalara da ilaç statüsünde olmasa da onların da etkileşimleri bir sonraki soruda gelecek. Oraya çok girmeden üretim şartlarında ki kısımlar, satış kanalları,
ve halk üzerine etkili olan farmasik forma girmiş her türlü ürünü ilaç adı altına sokarak burada kendimizi çok ciddi sorumluluk altında hissediyoruz. Bu konuda bu takviye edici gıdaların üretiminde Tarım Bakanlığı'nın çok ciddi çabaları olduğunu görüyoruz ve takdirle izliyoruz ve teşekkür de ediyoruz. Üzerlerine düşeni gerçekten çok ciddi denetim ağlarıyla yapıyorlar ve çok sıkı çalışıyorlar. Bunun raporlarını gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Fakat kontrol edilemez bir yoğunluk var. Sizlerin de bahsettiği gibi üretim şartlarında, üretim sırasında bu üretimle ilgili standartizasyonun gelmesi, kalite güvence altında üretim yapılmasının sağlanması, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın da işini hafifleteceğini düşünerek böyle bir dileği ve talebi iletmiş olmak istiyorum. Ve aynı şekilde üretim sonrasında ürünlerin gerçekten doğru şartlarda üretilip üretilmediğinin kontrolünün yapılacağı, en azından basit bir ilaç dediğimiz ürün, ilaç olarak halkın adlandırıp belli kanallardan alıp şifa bulmak adına kullandığı bu ürünlerin içindeki etken madde miktarları, mikrobiyolojik kontrollerinin yapıldığı bir üretim sonrası denetiminden de geçmesiyle ilgili taleplerimizi iletmiş olmak isterim. Sizlerin de bu konudaki destekleri için teşekkür ediyoruz. Tekrar ben her soruda bunu ekleyeceğim. Biz eczacılar olarak üzerimize düşeni yapmaya, her türlü desteği vermeye hazırız. Bir diğer soru yine hep birlikte cevaplamak istediğimiz bir cevaplandırmanızı istediğim bir soru. Takviye edici gıdalarda gıda takviyelerinde bulunan etken madde dozları incelendiğinde ilaç etkileşimleri, gıda etkileşimleri, kronik hastalıklarla olan kontraindikasyonları göz önünde bulundurulduğunda hastalara eczane dışı kanallarda, eczane dışı satış kanallarında ulaştırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet, takviyeci gıdaların içerisinde yer alacak bileşenlere Tarım Bakanlığı bir komisyon marifetiyle karar veriyor. Takviyeci Gıda Komisyonu var ve bunun içerisinde de Sağlık Bakanlığı'ndan iki üye yer alıyor. Ben de o üyelerden birisiyim ve yani sürecin 3 aşağı 5 yukarı nasıl ilerlediğini biliyorum. Burada tabii şöyle bir gerçek de var. Son 2 yıldır bu süreçlere dahilim ve halihazırda büyük bir liste var. Şu an artık bizim gündemimize yeni girecek etkin maddeler ve işte bitkiler, yani gıda bileşen olarak kullanılabilecek yeni bileşenler gündeme geliyor. Kurumumuzun, şimdi ikiye ayırmak gerekirse konuyu, bir bileşen olarak bitkisel içeriklerden bahsedecek olursak, biz bunu görüyoruz ne yazık ki. Bizim İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir çalışmamız var. Biz bitkileri monograflarını hazırlıyoruz ve özellikle güvenlik uyarılarına ilişkin kısımlarını herkesle paylaşıyoruz. Ancak yaptığımız çalışmada gördük ki güvenlik uyarısı olan bitkilerin dahi Tarım Bakanlığı tarafından pozitif liste, yani takviyeci gıdalarda kullanılabilecek ürünler arasında yer aldığını gördük. Sonra bir çalışma yürüttük ve dedik ki bu bitkinin bu kısmı, bu dozda, bu yetilikte ilaç olarak kullanılmalı. Bunun dışında ki kısım veya daha düşük dozlardaki kısımları gıda olarak kullanılmalı gibi bir çalışma yaptık. Benzer bir çalışma konunun kimyasal tarafında da var. Örnek veriyorum, C vitamini veya D vitamini örnek vereyim. Hangi dozdan itibaren ilaç, hangi dozdan itibaren gıda olarak kullanılmasına ilişkin bir yaptığımız çalışma ve bunu da yine ilgililere bildirdik. Bunlar dikkate alınıyor. Yine benzer şekilde probiyotikler konusu var. Probiyotik içeren ilaçlar var. Probiyotik içeren takviyeci gıdalar var. Orada da yine bir içerdiği probiyotik miktarı üzerinden bir ayrıma gitmeye çalıştık. Ancak en nihayetinde bunlar çok teknik detaylar. Çünkü ürünün üzerinde probiyotik içeren takviyeci gıda yazıyor ve bu bir ilaç formunda. Dolayısıyla buradaki
Yine sağlık okuryazarlığına atıfta bulunacağım. Yani sağlık okuryazarlığı doğrudan ilişkili bir durum var. Buradaki bu çizginin çok 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 belirgin olması gerekiyor ki herkes ilk bakışta yani bu takviyeci gıda, bu Tarım Bakanlığı onaylı, bunun içerisindeki bunun içeriği bir ilaç gibi değil, bu kontrol süreci ilaç gibi değil, bunun farkına varması gerekiyor. Ama bu sınırı çizmek tabii çok kolay değil. Çünkü dediğim gibi dünyada konu bizimki kadar sıkı ele alınmıyor ve çok rahat bir şekilde bizim burada uygun bulunmadığımız bir örnek Avrupa'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasada olabildiğini görüyoruz. İşin hani, takviyeci gıdaya ihtiyaç neden var, ilaç formunda mı ilaç olmayan ürünler olmalı mı konusunu artık geçmiş durumdayız. Bu ürünler var ve bir realite bu artık. Burada önemli olan çizgiyi çekmek ve ilgili paydaştan uyumlu çalışması. Bunun adına dediğim gibi biz gerekli çalışmayı yapıp gördüğümüz sıkıntıları referanslarla beraber ilgili bakanlığa bildiriyoruz. Tabi burada birazcık daha konu Tarım Bakanlığı'nda kalıyor çünkü kanun gereği son sözü onlar söyleyebiliyor bu konuda. Ama biz burada kendi yetki alanımızda şöyle şeyler yapabiliyoruz. İşte dediğim gibi benim alanım doğrudan bitkisel ürünler. Bitkisel ürünlere baktığımızda ise bakanlık olarak görüşümüz şu. Tıbbi kullanımı olan tüm bitkilerin ilaç olarak piyasada olması gerekir. Herhangi bir şekilde takviyeci gıda olarak piyasada olmasına uygun bulmuyoruz. Bu sebeple de konuşmamın başında sağlık beyanlarından bahsetmiştim. Sağlık beyanları bitkisel içerikli herhangi bir takviyeci gıdanın bir sağlık beyanı kullanılmasına şu aşamada izin vermiyoruz. Eğer bir sağlık iddiası olan bitkisel bir ürün var ise ve tıbbi bir iddiadan bahsediyorsak onun yeri kurumumuzdur ve bir ilaç standartlarında ilaç olarak piyasaya arz edilmesi gerekmektedir diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Meyra Hanım'a söz verelim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde çok ciddi bir sağlık okuryazarlığı oranında düşüklük durumu söz konusu. Bu durumda bir de tabii COVID sonrasında işte teknolojik insanların dijitalize olması infodemi dediğimiz bilgisayarlardaki, internetteki kirli bilgilerin de paylaşımları kişilerin sağlık okuryazarlığının düşük olması neticesinde yanlış sağlıkları ile ilgili yanlış kararlar almalarına burada kişisel olarak kendileri karar verme sürecini yönettikleri zaman da yanlış seçimler yapabilmekteler. Bu durumda İlaç etkisi gösterebilecek dozlarda, çok yüksek dozlarda bu tür ilaçları kullan, ilaç diyorum, farmasötik şekilde oldukları için öyle söylemeye yöneliyorum kendimce. Bu takviyeci gıdaların veya işte besin takviyelerinin tehlike arz ettiğini kabul etmek durumundayız. Yani biz eczacılar olarak bunu her ne kadar işte her türlü kontrol altında olduğu düşünülse de toplumun sağlık okuryazarlığı bu bilinçsiz ve bilgi kirliliğinin olduğu ortamda yanlış seçimlerin, kişisel yanlış seçimlerin yapılmasının yine etkileşimlere, kronik hastalıklarda yanlış seçilen ilaçların kullanımlarının, takviyelerin kullanımlarının yine tehdit oluşturduğu yönünde bir düşüncemiz var. Siz de söylediğiniz yurt dışında daha büyük kaoslar var. Evet, orada eczacılar bu konuda daha proaktif bir şekilde halkı bilgilendirme yönüne yönelmiş durumdalar. Daha fazla videolar yayınlanıyor yurt dışında bu konuda. Kronik hastalıkları olanların besin takviyesi seçiminde, tüm bireylerin besin takviyesi seçiminde dikkat etmesi gerektiği konusunda, sonuçlarının neler olabileceği konusunda uyarıcı videolar yer alıyor. Ülkemizde de bunlar olabilir ve web sitelerinden, sosyal medya hesaplarından ulaşım söz konusu bu ürünlere. Hatta sosyal medya hesaplarında influencerların üretim yaptırarak çeşitli işte yine yeterince kontrol altına alınmamış kalite süreçleriyle üretim yaptırarak direkt tüketiciye bu ürünleri ulaştırması gibi çok tehlikeli durumlar da söz konusu.
Biz tabii burada da yine en idealinin besin takviyesi sizin dediğiniz gibi düşük miktarda içeriyor olsa da halkın bu konuda eczacının ve sağlık profesyonelinin yönetiminde bunlara ulaşması ve kullanmasının toplum sağlığı açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz. Burada belki şunu ekleyebilirim. Sağlık beyanına ilişkin düzenleme tam olarak bu. Yani takviye edici gıda ile sağlığın ilişkisini nasıl sağlıklı bir şekilde kurabiliriz? Bunun için bu mevzuat ve düzenlemeyi yaptık. Tabii bunun etki, yani bu da çok yeni bir düzenleme ve bunun etkileri zamanla görülecektir. Şu anda ise o infodemi dediniz değil mi? Yani bilgi aracılığıyla insanların sağlığının zarara uğramasını engellemek amacıyla şöyle bir çalışmada içerisindeyiz. Sağlık beyanlarına ilişkin, yani gıdaların sağlık etkisine ilişkin çok kolay bir arayüzü olan, kolay anlaşılabilir bir şekilde hazırlanmış bir web sayfası üzerinde çalışıyoruz. Buradan işte vatandaşlarımız herhangi bir şekilde ellerine bir gıda da olabilir, bu takviyeci gıda da olabilir. Ya bu nedir, bunun içerisindekiler ne işe yarıyor diye bakabilecekleri bir web sayfası üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii ki günümüz dünyasında özellikle de sosyal mecralarda sosyal medyayı kontrol etmek bir hayli zor. Burada aslında temelde iki bakışın çarpışması gibi bu. Bir tarafta biz eczacı ve ilaç alanını bilen kişiler olarak bunların gerekliliklerini ve olası riskleri bildiğimiz için bu tarafı düzenlemeye yönelik bir niyetimiz var. Diğer tarafta ise bunlar gıdadır ve bir serbest piyasaya tabidir. Bu ürünleri serbest piyasanın dinamiklerine göre bırakmak gereklidir diye bir bakış açısı var. Şimdi açıkçası şöyle bir gözlemim var benim son zamanlarda. Takviyeci gıda ile ilgilenen firmalar bizlerle de temas kuruyorlar. Burada da iki şey ön plana çıkmaya başladı. Birincisi iki eğilim. Birincisi ilaç firmalarının bildiğimiz ruhsatlı ürünlere sahip ilaç firmaların bu alana daha fazla girdiklerini görüyoruz. Aslında burada gerçekten de serbest piyasa veya bir piyasanın o cazibesine daha tırnak içerisinde iyi firmaların girdiğini görüyoruz ki bu halk sağlığı açısından önemli. İkinci konu ise bizle alakalı değil ama birazcık yurt dışı ile alakalı. Yurt dışından bu ürünlerin GMP'li tesisler üretilmesine ilişkin bir talep var ve firmalar gelip diyorlar ki biz bu ürünler için GMP nasıl alabiliriz? Bu konu şey tarafı, yani serbest piyasaya bıraksak da bu yerde bir düzenini bulacak. Ama konu diğer tarafta sağlığa dokunuyor ve tamamen serbest bırakılamaz, regüle edilmek zorunda. Çok uzatmadan kısaca bir rakamlı üzerine örnek vereyim, ilaç tarafıyla kıyaslayayım. Sizdeki rakamlar daha günceldir ama ben de ki rakamlara göre şu an 25 bin civarında 10 tane takviyeci gıda var. Ve bu 25 bin ürün 5 bin tane firmaya ait. Daha iyi anlaşılması adına ilaçla karşılaştırdığımızda ilaçla yine benzer sayıda bir ruhsat üründen bahsediyoruz. Hepsi piyasada olmasa da. Ama ilaçla ilgilenen firma sayısı 300 civarı. Bu da aslında bu alana girmek ve bir şeyler yapmak için firmaların kendilerinde biriktirmeleri gereken know-how'un veya diğer gerekliliklerin ilaca göre ne kadar daha az olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ne bir serbest piyasa gibi düşünüp bu ürünleri serbest bırakmalı, ne de ilaç kadar sıkmalı, yine bir orta yol bulmamız gerekiyor. O anlamda bizim düzenlemelerimiz. Dediğim gibi Tarım Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği vaat ediyor, birçok şey vaat ediyor. Tabii pratikteki sonuçlarını da görmemiz gerekir. Teşekkür ederiz. Bu yeni düzenlemelerle ilgili memnuniyetinizi belirtmek isterim. Ben görüşlerimi söylemeye başlarken. Eczanelerimize koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında destek almak için gelen hastalarımıza ürünleri verirken, önerilerde bulunurken, GBT ruhsatlı ürünler bizim için birinci tercih sebebi her zaman. Akut semptomlarda veya kronik hastalığı olup sağlıklı yaşamak için bize danışan hastalarımıza
Tercihimiz her zaman geleneksel bitkisel tıbbi ürünler. Çünkü bunlar her türlü kontrolden geçmiş, güvenli ilaç statüsünde olacak. Hastaya şifa getirecek ürünler. Biz aynı şekilde takviye edici gıdaları da aynı güvenle vermek ve halk sağlığını korumak üzerine bu oturumu da gerçekleştiriyoruz. Sorunlarımızı dile getirmek adına buradayız. Çok ciddi sorunlarımız söz konusu ama görüyorum ki ilerleyen dönemde çözüm odaklı ve hızlı bir çözüm odaklı gelişmeler olacak. Özellikle kronik hastalığı olan hastalarımızın serbest piyasadan eline ulaştıkları bu takviye edici gıdaların dozları düşük bile olsa bazen kontraindikasyon içeren ürünü bilinçsizce kullanımla acillere gitme durumunda ve hayatını ciddi hayati fonksiyonlarını durduracak sıkıntılar yaşamak durumunda kalabiliyorlar. Biz çok minik bir örnekle zamanımız daraldığı için toparlamak istiyorum soruyu. Bir omega 3 almaya gelen hastamıza yaşıyla başlayarak işte yaşı, cinsiyeti, kullandığı ilaçlar, kronik hastalıkları, ne için kullanmak istediği gibi soruları detaylandırıp ondan sonra yönlendirmelerimize geçmek durumundayız. Fakat bir eczacısına ulaşamayan, eczane dışı kanallardan almayı tercih eden eczacısına danıştıktan sonra önemlisi eczacıya danışmış olmak, bir sağlık profesyoneline danışmış olması hastanın. Benim burada dikkat çekmek istediğim en önemli nokta bu. Ne kullanmasını, doğru ürünü kullanmasını ve sonrasında da kaliteli ürünü kullanmasını sağlamak. Bu konuda dikkat çekmek istemiştim. Sizlerin de bu konudaki gayretini görmekten aşırı derecede memnunum. Bunu da belirtmek istiyorum. Zamanımız çok daraldı. Tabii Hümeyim, tabii buyurun. Çok kısa bir şey ilave etmek istiyorum. Kesinlikle gerek besin takviyesi her ne olursa olsun, farmasötik şekilde kullanılan her tür içerikteki ürünün mutlaka ve mutlaka kişiye özel değerlendirilmesi gerekiyor. Yani eczane dışında böyle bir sürecin mümkün olamayacağını düşünüyorum ve bizim bu noktada hani bunun altını çizmemiz ve burayı dikkat almamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Son soruyu toparlayarak görüş ve önerilerinizle birlikte alarak cevaplamanızı rica edeceğim. Hastaların eczane dışı kanallarda ulaştığı ve hangi yolla olursa olsun ulaştığı sahte ürünler, takviye edici gıdalarda genel olarak ulaştığı sahte ürünlerin hastaların sağlığını olumsuz etkilerini takip ediyoruz, görüyoruz. Sahte ürünlerin halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturmakta olması sebebiyle kalite, güvence altında üretilmiş takviyelerin kendilerini korumak amacıyla karakod takibi sistemine geçmelerini konusunda bir görüşünüz var mıdır? Bizler bu konuyu ben son öneriyle birlikte söylemiş olayım. Biraz evvel söylediğiniz o da büyük bir memnuniyetti. GMP şartlarında gıda takviyesi üretmek istiyorum diye gelen kuruluşların, üreticilerin olması bizim için halk sağlığına doğru ürünleri ulaştırmakta bir mutluluk kaynağı. Mesleğimizi daha içimize sinerek yapacağımız, güveneceğimiz ürünlere ulaşmak çok kıymetli. Bir o şartlar, bir GMP şartlarında doğru şartlarda üretilmiş ürünler ve sonrasında bu ürünlerin takibi için karakod sistemine geçilmesinin sahteciliğin karşısına geçmek konusundaki etkinliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Ve Evet, yani önerilerinizi de rica edeceğim bu konuyla ilgili son olarak. bu konuya ilişkin tabii kurumumuzun bir tecrübesi var. İlaç takip sistemi bu konudaki devrim niteliğindeki aşamalardan birisiydi. 2007 yılından beri biz bu sistemi inşa ettik ve o tarihten itibaren geçmişte bir sahte ilaç sorunu var iken artık böyle bir sorun kalmadı. Artık tedarik zincirinin içerisine herhangi bir şekilde sahte bir ürünün girmesi söz konusu değil. Aynı şekilde raf ömrünü tamamlamış ürünlerinde yine hareket etmesi söz konusu değil. Dolayısıyla yani şunu söyleyebilirim ki bunun nasıl işleyeceğini biliyoruz. Ancak bir takip sistemi için
başı ve sonu tanımlanmış bir tedarik zincirinin olması gerekiyor. Bir ilaç örneğinden verecek olursak, bir ilaç ya Türkiye'de üretiliyor ya ithal ediliyor. Oradan depoya geliyor, oradan eczaneye geliyor. Eczaneden de hastada tüketilerek ilaç tedarik zincirinden çıkmış oluyor. Şimdi soruların aslında hepsi aynı yere geliyor. Bir yerde standartize bir satış yerini bu ürünler için belirleme noktasına geliyor. Bunun yeri tabii ki eczane olabilir. Eczane olması bu noktadaki en güvenli yol. Ancak başta belirttiğimiz gibi bu ürünlerin tanımı gereği gıda PSA sürecinin Tarım Bakanlığı tarafından yürütüldüğü göz önünde bulundurulduğunda ürünlerin sadece eczanede satılmasına ilişkin bir düzenleme yapılması şu aşamada mümkün görünmüyor. Değişebilir bunlar. Ürünlerin sorumluluğu belki Sağlık Bakanlığı'na geçebilir. O noktada belki şunu da söylemem gerekir. Bazı ürünlere baktığımızda zaten firma kendi konumlandırmasını eczane üzerinden yapıyor. Ki takviyeci gıdada gıda açısından büyük firmalara baktığımızda da bunu görüyoruz. Zaten eczaneden satılmak istiyor ve eczane dışına kendi isteğiyle çıkarmıyor. Kendi isteği dışına çıkıyor olabilir. Dolayısıyla buraya doğru bir yönelme var. Eğer bir gün bir standart satış yerleri belirlenebilecek olursa bu ürünler için, bu ilaç takip sistemine benzer bir takip sistemi, karakod bazında takip, süreç çok rahatlatacak ve kolaylaştıracaktır. Ki bunun da dediğim gibi yapılacak, nasıl yapılacağına ilişkin çok ciddi bir tecrübemiz var. Tarım Bakanlığı da benzer bir sistem oluşturabilir. Belki eczanede satılmak istenen ürünlere özel bir sistem oluşturulabilir. Bunun çeşitli yolakları var. Ama takviyeci gıdalara ilişkin tırnak içerisindeki o sorunu ciddi anlamda ben de çözeceğini düşünüyorum bu yaklaşımın. Teşekkürler. Hümeyra Hanım, sizden de son önerilerle beraber soruya cevap alırsak. Evet, sahte ürün önemli bir tehdit aslında halk sağlığı için şu anda toplumda. Yurt dışında bununla ilgili çok enteresan, gerçekten şaşırtıcı sonuçlar da var. Gerçek üründen elde edilen karın 20 bin katını online'da yapılan sahte ürün satışından elde ediyorlar. Bu da tabii ki denetimin yetersiz olduğu noktada sahte ürün piyasaya verilmesi riskini arttıran bir konu. Bunun kontrol altına alınamadan kontrolden çıkma durumu da söz konusu tabii ardından. Dolayısıyla burada sizin almaya çalıştığınız tedbirler, regülasyonlarla ilgili çalışmalarınız bizi çok umutlandırıyor. Biz bu noktada çok mutluyuz. Şule'nin de söylediği gibi. Sizlerin sahte ürünlerle ilgili bir TÜPRAŞ gibi cihaz kurumunun bir şeyi olmuştu, postu olmuştu sanıyorum. İnternette satılan ürünler %100 sahtedir adı Evet. altında. Kamu spotu gibi. Evet, kamu spotu olmuştu. Bu çok değerliydi. Biz hem şaşırdık hem çok mutlu olduk bunu gördüğümüz zaman. Çünkü bu aslında eczaneye tüketiciyi yönlendiren de bir söylemdi. Benim bir önerim de tamam, ITS olsun, baştan sona tüketiciye ulaşana kadar bir takip sistemi tabii ki en doğru çözüm. Bunun olması çok mutlu eder bizi. İkinci bir çözüm de belki bitmiş ürünlerin onaylarının alınarak daha önce bizim STK'larda hatırlarsan konuşulmuştu. Ara bir sistemde ya aynı geleneksel tıbbi bitkisel takviyeci gıdalarda olduğu gibi o yöntemle daha sonrasında ürünlerin üzerine hologramlarla bunun hani bir sertifikasyon gibi bizlerin ürün seçiminde ve tüketicinin de ürün seçiminde yönlendirici olması adına, güvenli kullanım adına böyle bir çözüm de olabilir. Bitmiş ürün onayı, artık o nasıl şekillendirilebilir bilmiyorum ama bir öneri de o olabilir. Bir de burada yurt dışında yapılan şeyler var. Onlardan bir tanesi sizinki. Medicines sold on the internet are 100% falsified.
Bu sizin postunuzdu. Yani %100 internetten alınan ürünler sahtedir diyordu. Diğerleri de şöyle, ben onları da sizin tarafınızdan keşke kullanılsa diye umut ediyorum. Pharmacies are the safest way to obtain medicine in your country. Ülkemizde eczaneler en güvenli ilaca ulaşım yoludur ki siz bunu söylediniz. Bunu da yine belki kamu spotu haline getirmek mümkün olabilir. Diğeri de take your medicine only in pharmacies. Yine aslında söylediğinizin tersi oluyor. %100 internette sahte ise o zaman ilacınızı, takviyeci gıdanızı, besin takviyenizi eczanelerden alın diye de kamu spotları oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok çok Notlarımızı aldık. teşekkürler. Çok çok keyifli bir oturum olduğunu düşünüyorum. Amacımız halk sağlığını korumak, aldığımız eğitim ve eğitim sonunda ettiğimiz yemine bağlı kalarak halk sağlığını doğru yönlendirmek ve onların tedavilerde iletişim tedavilerini sunarken doğru ilaç kullanmaları ve ilaca erişimini her türlü destek ürünlerinde doğru bilgilendirilmenin yapılmasıyla ilgili verdiğimiz yeminlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla buradayız. Ve verimli geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum ilerleyen dönemlerde de bu konudaki çalışmalar hızla devam eder. Size sevgili Oğuzhan Koyuncu'ya Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başkanımıza ve bu konuda çabalarını ilettiğiniz Tarım Bakanlığı'na da buradan teşekkürlerimizi iletmek isterim. Tüm Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'na da saygılarımızla çok çok teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir başka toplantıda, başka bir oturumda görüşmek üzere diyorum. Buyurun. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsat için. Yaptıklarımızı anlatmak açısından çok önemli oluyor bu toplantılar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sonraki toplantılarda da yaptığımız yenilikler, alanı daha iyi düzenlemek için yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle karşınızda oluruz. Herkese saygıyla selamlıyorum. Bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Yayın devam edecek. Bizim oturumumuz sona erdi. Sevgiyle kalın.